Şimdi Türkiye'nin hiç kuşkusuz toplumumuzun en önemli kesimi ve en büyük kesimlerden birisi emeklilerle bugün huzurlarınızdayız. Emeklilerin derdini bir Allah biliyor, bir kendileri biliyor ama iktidar emeklilerimizin derdini, sorununu bilmiyor. Ay başlarını nasıl getireceklerini bilemeyen emekliler, maaşlarına sadaka gibi zam yapılan emekliler, maaşına cebine girmeden ekmeğe, kiraya, gıdaya gelen zamla savrulup giden emekliler. İktidar etin kilosundan, elektrik, su, doğalgaz faturasından habersiz. İktidar emekliden habersiz. Hepsi saraylar içerisinde, lüks içinde yaşıyor. Emeklilere taneyle, gramla, 3 kuruşla yaşamaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de emekli yaşlılık aylığı alan 9.133.000 kişi var. Dul ve yetim aylığı alan sayısı ise 3.813.000 kişi. Düşük gelirler nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısı ya çalışıyor ya iş arıyor. Bir rakamı dikkatinize sunmak istiyorum. 4.435.000 emekli ya iş arıyor ya da çalışıyor. Bu emeklilerin %47'sinin çalıştığı ya da iş aradığı anlamına geliyor ki %47 bir kesimin %47'si iş arıyor ve çalışıyorsa demek ki geçinemiyor. Değerli arkadaşlar, 4.435.000 emekli niye çalışmak zorunda? 2020 verilerine göre değerli arkadaşlar, eskiden emekli aylıkları asgari ücrete göre daha yüksekti. Şimdi 2002-2020 yılları arasında ortalama emekli aylıkları asgari ücrete göre %25 oranında değer kaybetmiş. Asgari ücrete göre %25 değer kaybetmiş durumda. Bugün 7.9 milyon emekli asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. Türkiye'de değerli arkadaşlar bir başka kesim var ki inanılmaz bir şey vereceğim rakam, yandaş medya duysun, saray duysun, 2.6 milyon dul ve yetim ayda sadece 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. Tekrar söyleyelim, 2.6 milyon yani 2 milyon 600 bin dul ve yetim aylık 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. Bu rakam Türkiye'nin nasıl yönetildiğinde aslında göstergesi. Bir başka şey değerli arkadaşlar, 5 milyon insan 1500 TL ve altında parayla geçimini sağlamakta. 5 milyon insanımız, 5 milyon emekli ve dul ve yetimimiz 1500 lira parayla geçimini sağlamaya çalışmakta. Türkiye emekliler profilinin verilerine göre %82.7'si emeklilerin aylıklarının yetersiz olduğunu söylüyor ve geçinemiyoruz diyor. %56'sı kredi ve kredi kartı borcu olduğunu söylüyor. Emeklerimizin en çok tükettiği gıda maddesi ne? Et mi? Balık mı? Tavuk mu? Ne? Ekmek. En çok emeklilerin %82.1'i, yani her 100 emekliden 82'si en fazla tükettiği şey ekmek. Kuru ekmek. Bazen bayat ekmek. Kuru ekmek, evet. Değerli arkadaşlar, %73.5'i de istediği gıdayı alamamaktan şikayetçi. 40 yıl devlete hizmet etmiş, millete hizmet etmiş emeklinin durumu bu değerli arkadaşlar. Şimdi bakan diyor ki, Zümrüt Selçuk, son 2 yılda emeklilerimize toplam 674,5 milyar para verdik diyor. Külli yalan, manipülasyon. Emeklilere para verdim diyor. Verdiği para ne biliyor musunuz? 1500 lira emekli maaşı. Emekli maaşını da size sadaka gibi sunmaya çalışıyor. Yazıklar olsun onlara. 2 yıldır zam alınmıyor. 2 yıldır.
İki yıldır zam alınmıyor. Değerli arkadaşlar, diyor ki, daha önce ne diyordu Erdoğan? Asgari ücretten altında maaş alan kimse yok diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK verilerini yüzüne çarpınca ne dedi? En düşük emekli maaşını 1500 yapacağız dedi. Sanki büyük bir lütufmuş gibi emekli maaşını 1500 yapacağım dedi. Onu da yapan Erdoğan değil, onu da yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Değerli arkadaşlar, bakın size birkaç rakamı söyleyeceğim. Bir yılda, yani geçen Mart'tan bu Mart'a kadar bir yılda emeklinin toplam aldığı maaşta neler kaybetmiş bir bakalım. Tam 1186 yumurta, 49 kilo ayçiçek yağı, 36 kilo pirinç, 43 paket makarnayı emekli bir yılda daha az alabiliyor. 52 kilo biber, 42 kilo domates, 7 kilo et, 32 kilo tavuk, 53 kilo süt, 48 kilo bulgur, 8 kilo zeytin, 19 adet ekmeğini emekli son bir yılda kaybetmiş durumda. Maaşıyla daha az bu ürünleri alabilmekte. Bunu duymayan sağır kulaklar duysun. Diyor ki, evine, Türkiye'de evine ekmek götürmeyen diye bir şey yok diyor. Türkiye'de artık taneyle sebze satılıyor. Taneyle sebze. İlk kez bardakla yağ satılıyor. Yağ. Bardakla yağ satılıyor. Artık emekliler, maalesef Türkiye'nin yoksulları pazara sabahtan gitmiyor taze ürün almak için. Ne zaman gidiyorsunuz pazara? Akşam gidiyorsunuz. Ne zaman gidiyorsunuz? Akşam gidiyorsunuz. Niye? Karanlık çöksün de komşu görmesin diye. Bunda utanması gereken siz değil, utanması gereken 19 yıl boyunca ülkeyi yönetenlerdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çeşitli kesimler var. Ne var? Ev kadınları var. Bu iktidar döneminde yeni bir kavramımız daha oldu. Ev gençleri. Ne demek? İş aramayan, okulunu bitirmiş ama evinde oturan ev genci var. Bir başka bir şey daha kazandı bu iktidar döneminde değerli arkadaşlar. O ney? Emekli işçiler. O ney? Emekli çalışanlar. Biraz önce söyledim. Türkiye'de 4.435.000 emeklimiz çalışıyor. Bunların Türkiye'nin iş yaşamına kazandırmış olduğu deyimlerden birisi de bu. Daha da vahimi, her yıl yüzlerce insan iş cinayetinde emekliler hayatını kaybediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de durum bu. Avrupa'da nasıl bir bakalım. Bakın, Türkiye'de emekliler arasında da bir gelir dağılımında müthiş bir adaletsizlik var. En düşük emekli ile en yüksek emekli arasındaki oran 7,5 kat. Yani en düşük emekliden 7,5 kat daha fazla maaş alan emeklimiz var. Avrupa'da bu oran 4,2. Avrupa'da gelir dağılımında eşitsizlik daha az. Bir başka rakam değerli arkadaşlar, başka rakamları da sizlerle paylaşayım. Bakın, küresel emeklilik endeksine göre Türkiye emekliye sunulan yaşam kalitesi ve refah bakımından sondan 5. sırada yer alıyor. Almanya'da bir emekli maaşı 1200 euro, yani 10.800 TL. Hollanda'da 1100 euro, 9.900 TL. Belçika'da 1123 euro, 10.107 TL. Peki cennet Türkiye'de ne? Türkiye'de 1500 TL emekli ülkemizde kaç euro alıyor? 166 euro. 300 alsan. 166 euro. 166 euro alıyor arkadaşlar. Türkiye dünyadaki emekliler için tatil cenneti ama bizim emeklimiz, burada söyleyelim ki, köyüne gezmeye gidemiyor. Köyüne gezmeye gidemiyor değerli arkadaşlar. Maalesef dünya için emekliler, Türkiye cennet emekliler için, bizim için ise sefalet, açlık. Değerli arkadaşlar, ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Asgari ücretin altında emekli maaş alan kimse yok diyor. Rakamları söyledim. Bakın başka bir şey söyleyeyim. 2002 yılında bunlar iktidara geldiğinde asgari ücret kaçta biliyor musunuz? 184.
Emekli en düşük ne kadar maaş alıyor? 239. Yani asgari ücretten fazla maaş alıyorsunuz. Bugün ise 2825 lira asgari ücret, emekli aylığı ne kadar? En düşük emekli aylığı 1500 TL. Yani 2002'de emekli maaşının asgari ücreti oranı %130 iken şimdi nereye düşmüş biliyor musunuz? %53'e düşmüş. Emekli maaşı asgari ücretin ancak %53'üne denk geliyor değerli arkadaşlar. Türkiye maalesef yalanla, manipülasyonla yönetiliyor. Bir başka şey değerli arkadaşlar, bunun da hakkını teslim edelim. 2015'te biri çıktı mecliste, dedi ki emekliye bayramlarda birer maaş ikramiye vereceğim dedi. Değil mi? Kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Olmaz dediler. Sonra biner TL vermeye başladılar. Onu da alamıyoruz. Dur söyleyeceğim. Alamıyorsunuz. Bankalardan alamıyorlar. Odalar borsalar birliğinden emekli olanlar alamıyor. Değerli arkadaşlar 5 yıl geçmiş, emekli ikramiyesine 1000 TL zam geldi mi? Gelmedi bakın. Ben size söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, 2020'de asgari ücret 2324'e yükseldi. Ne oldu? Emekli ikramiyesi artmadı. Emekli ikramiyesi asgari ücret oranı da artmış olsaydı bugün her bir emeklimiz her bayramda kişi başı 1750 TL alması gerekiyordu. Yani yılda 3500 TL. Sizin tam yıllık 1500 TL'nizi birileri çaldı. 1500 TL'nizi birileri çaldı. Bir başka rakam arkadaşlar, bir başka rakam. Ondan önce şunu söyleyeyim. Ramazan geliyor. Buradan hükümete çağrımız, mecliste bulunan partilere çağrımız. Gelin, kanun teklifimiz var. Emekliye her bayramda en az asgari ücret kadar para verelim. Onu da buradan huzurunuzda söz veriyoruz. 15 dakikada genel kuruldan geçireceğiz. Arkadaşlar bir başka rakamı da söyleyeyim. Dikkatinize sunayım. Bir emekli en düşük maaşla 2002 yılında 7.3 çeyrek altın alırken şimdi bir emekli ne kadar çeyrek altın alıyor 1500 TL ile? 2. Bakın 7'ymiş bu gitmiş, bu kalmış. Kuyumcunun yanından geçmiyorsunuz. Bakın bu kadar altın alıyor musunuz? Bu gitmiş. Ne kalmış? Onu da alamıyorsunuz. İki tane çeyrek altın almış. Evet, onu yani ben karşılatmak açısından söylüyorum. Değerli arkadaşlar, ülke bunları yaşıyor ama birileri her ay emekliye maaş zam yapıyor. Bakın burada ne yazıyor? Burada önce size göstereyim. 365 gün yazar buna. 365 gün emekli ikramiye alıyor. 365 gün. Ben bunlara gazete demiyorum. Bunlar haram medyası, havuz medyası. Bunlar bir çete. Emekli dolandıran bir çete. Buna inansa emekli evin yolunu bulamaz. Böyle komedi bir gazeteyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Şimdi zehir zıkkım olsun. Şimdi diyorlar ki bir de arkadaşlar bir de sizin dışında bir de EYT var, EYT. Emekli yaşa takılanlar. Tayyip Erdoğan diyor ki biz diyor 46 yaşında emekli mi edeceğiz diyor. O da yalan. EYT'liler de bu yükleri kullanıyor. Değerli arkadaşlar bakın emekliye ne zam yapılıyor? Yapılan zam nereye gidiyor? Ben size söyleyeyim. Bir hastaneye gittiğinizde katkı payı olarak kaç ödüyorsunuz? 100-150 lira ödüyorsunuz. Emeklilerin çoğu belli bir yaşın üzerinde. Hasta oluyor musunuz? Bir de Allah korusun, Allah korusun eşiniz de hasta olursa ne oluyor? 1500 TL'nin en az %20'si hastane katkı payına gidiyor. Değerli arkadaşlar. İlaçlar da var. Onu da siz söyleyin. Onu da gelin kürsüye siz söyleyin. Bakın emekli uzaya değil, emekli pazara gitmek istiyor. Fazla bir şey istediği yok. Emekli
emekli onun bindiği gibi lüks araçlara değil, sıfır kilometre 6 milyonluk zırhlı araçlara değil, emekli sadece aldığı maaşla metroya binmek istiyor, otobüse binmek istiyor, pazara gitmek istiyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi buradan birkaç önerimden sonra sözü size bırakacağım. Emekli aylığı ve gelirleri en az asgari ücrete eşitlenmelidir. Nokta. Bunu destekliyoruz. Kanun teklifimiz var. Emekli aylık ve gelirlerin artırılmasında sadece enflasyon değil, ekonomik büyümeye de dikkate alınmalıdır. Emeklerin sendikal hakları üzerindeki, örgütlenme üzerindeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Emekliler şu anda sektör olarak Türkiye'nin en büyük çalışan sektörüdür. Bunu da duymayan kulaklar, görmeyen gözler görsün. Emeklilerin sağlık ve tedavi katkı payları alınmamalıdır. Sağlık katkı payı, ilaç katkı payı alınca ne oluyor emekli? Hasta da olsa, ölse de doktora gidemiyor. Doktora gidemiyor. Bu emekliyi bu duruma düşüren, doktordan korkar hale, hastalardan korkar hale getirenlere de lanet olsun diyoruz.